Sevgili izleyenler, MSBC Kanal 2000 TV ekranlarına, Ebru Malçok ile Yaşama Dair programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yaşamın içinden hayata dair konu ve konuklarla sürekli karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü program konuğumuz kültür ve sanatla ilgili konuklar ve tiyatroyla ilgili konuklar olacak. Tiyatro Agon oyuncu yönetmeni Mustafa Çavuş ve Mersin Tiyatro Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Yıldırım stüdyolarımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, 2 yıl önce de bir program yapmıştık sizlerle ve izleyenlerimize bu gelişimden söz edeceğiz. Tiyatroların amacından söz edeceğiz. Tiyatro ve oyunculuk farkı dedik bir yayına başlamadan önce küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Bunlardan söz edeceğiz. Ama hepsinden önce dilerseniz Ebru Malçok ile Yaşama Dair izleyenleri için sizleri tanıtalım. Salih Bey, sizden başlayalım. Merhabalar, Salih Yıldırım. Mersin Tiyatro Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tiyatro Agon oyuncusuyum. Tabii ki 15 yıldır tiyatro sanatıyla ilgileniyorum. Birçok şehir tiyatrosu ve özel tiyatroda özel olarak çalıştık. Çalışmalarımızın büyük bir kısmı başarıyla sonuçlandı. Tabii bu yolculuk serüveninden sonra da Mersin'de çalışmalar yapıyoruz. Evet, Mustafa Bey, Tiyatro Agon yönetmeni, aynı zamanda oyuncusunuz. Sizi tanıyalım. Yani bunu bir sadece sınırlamak doğru olmuyor. Çünkü tepeden tırnağa işin içindeyiz. Yani hocası, yeri geldiğinde dekor, yeri geldiğinde afiş, her şey içinde. Tiyatronun her şeyi. Her şeyi. Yani evet. Sadece bir kıstas yok. Yani oyuncu, yönetmen. Ha, tabii ki bu işi yaptığım için... Ya, hocalık da yapıyorum. Burada aynı zamanda da kurslarımız da var. Yani da ilerleyen saatlerde onlara da ilerleyen dakikalarda değiniriz. Ben de birçok Mersin'de başladım tiyatroya. Lisede başladık. Çok böyle komik bir şekilde başlayan bir serüvenle. Daha sonra Mersin dışında devam ettim. Bu işin eğitimi çünkü Mersin'de daha önceden Mersin Üniversitesi'nde konservatuar vardı. Güzel Sanatlar Oyunculuk Bölümü vardı. O süreçte burada bazı abilerimiz, ablalarımız eğitim aldılar. Biz geç kaldık, kapandı. 2001 yılında 2001 son mezunlarını verdi. 2001 yılında bu eğitimi veren bölüm kapandı mı? Bundan evet, bölümü sonra... kapattı demek değil de öğrenci alımı durduruldu. Çünkü eğitmen bulunamadığı söylendi. Evet. Yani aslında bölüm şu an halen açık duruyor fakat öğrenci alımı yok. Ondan böyle sonra... Dışarı çıkmak zorunda kaldık. O yüzden hani Salih bazı şehir tiyatroları derken çoğu Mersin dışında tiyatrolar. Ben de aynı şekilde Eskişehir'de bunun için eğitimini aldım. Sonra kendi yuvamız Mersin Tiyatro Agon'a döndüm. 2 yıldır buradayım. Burada başladık. Eğitim aldım derken hatta böyle bir soruyla bir başlangıç yapalım. Bir alaylı tabiri de vardır değil mi? Eğitim konusu önemli mi peki tiyatro için? Özellikle bununla bir başlangıç yapacak olursak. Ben başladım. Aslında ben işin bu hani şahsi olarak konuşuyorum. Tabii ki eğitim şart kavramı var. Ama bu eğitim biraz daha sahnede olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada usta çırak ilişkisiyle yani çok öncelere baktığımızda... Yani teorik olarak tamam alınır belli başta eğitimler ama siz daha çok pratiğe uygulanmasından... Ya çünkü orada istediğin kadar bil, teori olarak istediğin kadar hakim ol ama pratikte sıfırsan, eğer beceremiyorsan, bildiklerini aktaramıyorsan o zaman bir işe yaradığını düşünmüyorum ben. Bundan dolayı bu işin sahnede yani... Usta-çırak ilişkisiyle gitmesine inanıyorum. Böyle zaten şu anki bu kurslar dediğimiz kavramlar da sahneye çıkamayan insanların bir nevi böyle ufak platformlar, ufak bir odada, ufak bir çalışma yerinde göstererek anlatmak. Yani workshop dediğimiz zaten biraz daha bunlar tabii başka şeyler ama öğretilmek istenen yer bir kurs, bir alan. Ama evet, bana göre tabii ki eğitim şart kesinlikle ve kesinlikle eğitim olması gerekiyor. Ve bunun ama daha bunu çok pratikle. Sahnede, evet, sahnede de deneyimleyerek. Zaten konservatuarların amacı o. Özel yetenek de almalarının sebebi o. Belli bir kıstasa, belli bir şeye vardıktan sonra o yetenekte zaten aşamalarda ses konuşma oluyor, dans oluyor, genel kültür oluyor.
oyunculuk zaten komedi, drama oluyor. Yani böyle bir 5-6 aşamadan geçtikten sonra kazanıyorsun ve eğitimle de ona göre devam ediyorsun. Ve ses derken o diksiyon gerçekten de önemli değil mi? Bir tiyatro oyuncusu için sesi doğru kullanmak, sesi yerinde ve gür bir şekilde kullanmak. Çünkü ben buna dikkat ettim özellikle izlediğim son oyunlarda. Tiyatrocunun oyunundan bile bazen öne çıkabiliyor o sesi, izleyiciye hakim olma vurguları. Bunu bir izleyici olarak özellikle gözlemledim. Yani zaten oyuncunun enstrümanı bedeni ve sesi. Yani bunun üzerinden yapmak zorunda. Çünkü karşınızda 500 kişi var, 500 tane seyirci var. Ve en öndekinin duyması gerektiği şekilde en arkadakinin de duyması gerekiyor. O yüzden o sesi fırlatma dediğimiz ve net bir şekilde gidebilmesi için belli eğitimler gerekiyor. O da bir süreç, bir anda olmuyor. Mikrofonsuz çıkan oyuncular dahi var değil mi? Hatta çoğunluğu mikrofonsuz mu çıkmaktadır? Bence zaten şey olması gerekiyor. Yani tiyatro oyuncularının aslında büyük çoğunun tercihi tabii ki mikrofonsuz oynamak. Çünkü mikrofon sesi biraz işi mekanikleştiriyor. Bir de kolaya duyguyu öldürüyor. İşi de kolaya kaçırtıyor aslında. Çünkü geniş bir alanda... Daha büyük salonların olması değil. Biz biraz daha aslında çalışmalarımızı küçük salonlara yönelik, daha etkili olması açısından düşünüyoruz. Tabii ki sesi de yormayacak şekilde küçük salonlar daha ideal. Ama büyük kitlelere ulaşıldığı zaman mesela artık şu son dönemlerde izlediğim bazı etkinliklerde buna resmi kurumlar da dahil yaka mikrofonu kullanıyorlar ve işin o doğallığını götürüyor. Doğallık gittiği zaman da zaten insanlar zevk almıyor. Çünkü aynı şeyi televizyondan izleyebiliyorlar. Aynı şekilde oyuncu televizyondan o mekanik sesi zaten veriyor ona. Artı bir de şöyle bir şey var. Yani karşısındaki seyirci 300-500 kişi. Evet. Ama ilk tiyatronun doğduğu yere baktığımızda antik Yunan'da o devasa amfi tiyatrolarda 2000 kişi, 10.000 kişi. Tiyatroların yapılışı oradan, da ses dizaynına göreydi evet, değil mi? Yani oradan zaten o akustik dediğimiz 2000 kişiye, 10.000 kişiye sesi duyurmak gerekiyordu. Ve zaten çıkışı oradan. Yani bu... Tiyatroyla beraber işte Aristoteles'in o belli estetik kavramlarını oluştururken bir diğer daha noktaya değinmiştir. Retorik, konuşma, üslup, ses, hitap, hitabet. Bunların hepsi o dönemden gelen evet. aslında şeyler. O yüzden... Ki ne kadar önemli değil mi? Hani bu eğitimleri alırken ne dedik? Teorik ve pratik olarak ilkim bunlara hakim olup daha sonra sahneye hazır bir şekilde çıkmak değil mi? Hani o ses yönetimi... Belki de jest mimik yönetimine hakim bir şekilde. Ama yetenek de önemlidir bu noktada sanırım. Yani bir insanın ilgisi var, tiyatrocu olmak ister. Fakat yeteneği sınırlı veya üst düzeyde. Bu nasıl etkilemekte? Şimdi cevap vereyim mi? Biz genelde şimdi paslaşırken soruların hakimiyet alanı noktasında aslında ikimiz de cevap verebiliriz. Sadece bir... kargaşa oluşmaması için Mustafa bu şekilde Bey, birbirimize paslıyoruz. Daha mı çok eğitim yönüyle ilgilenmekte, kurs hocalığı ya da... Biraz daha öyle. Çünkü evet. kurslardaki eğitim sorumlumuz Mustafa. Ama şöyle bir şey bahsedelim. Yeteneğin kesinlikle hani doğuştan olduğuna biz inanmıyoruz. Biraz belirli genetiksel belki avantajlarımız olabilir. Ailenin yan etkileri olabilir. Çünkü müzisyen bir anne babanın çocuğu da tabii ki kulağa biraz daha yatkın olacaktır. Çünkü sürekli duyduğu için. Ama buna yönelik eğer bir eğitim almazsa onu ileri bir noktaya taşıyamayacak. Mesela örnek verecek olursak hani benim ses tonumun rengi genetiksel olarak benim ebeveynlerimden ulaşmıştır bana. Ama ben bunu geliştirmek noktasında eğer çalışmazsam çok da bir faydası olmayacaktır. Yani bizim yetenek kavramımız aslında böyle. Tabii peki ki... eğitim alır fakat yetenek yok. Yani o noktada geliştirme şansı var mı bunu eğitimle, teoriyle? Burada bir kısır döngü oluşmaz mı? Zaten şöyle bir şey söyleyelim. Kişi almaya yatkın değilse, bu işi öğrenmeye yatkın değilse, isterseniz sabahtan akşama kadar siz ona eğitim verin. Hiçbir faydası olmayacaktır. Hani derler ya bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkar. Ama kişi almaya yatkınsa gördüğü her hocasından bir şey öğrenir. Bizim mesela eğitimlerimizdeki asıl amaç da zaten mesela birçok kurumda teorik ve pratikler birbirinden ayrılır. Ama biz bunların ikisini bir arada kullanmaya çalışırız. Teorik olarak bilgi verip sahne üzerinde de pratiğe döktürürüz. Ve bundan dolayıdır mesela bu yıl yaptığımız çalışmalarda Mersin'de mevcut olan birçok tiyatro grubuna öğrenci gönderdik. Ki bu işi devamlı olarak yapabilmeleri için.
Yani yaptığımız şeyin aslında biraz daha doğruluğu ortaya çıkıyor. Bu önemli bir nokta tabii ki. Tabii ki. Diğer tiyatro yeni insanlar kazanıyoruz. Öğrenci yetiştirmek, daha doğrusu Mersin'e bir katkı ve Mersin'den yola çıkarak tiyatronun kendine ve Türkiye'ye bir katkı. Aynen. Bunların hepsi aslında bir zincirin tiyatro parçası. Tabii. Amaç da tiyatroyu geliştirmek. Tabii, yani bizim şehri terk etmemizin sebebi buydu. Yani belli bir yere kadar gidebiliyorsun, belli bir yerden sonra yok. İmkan yok, sahne yok, ışık olsa ışıkçı yok. Çünkü hepsi bir bütün. Aslında ilk başta o değinmek, hani tiyatro ve oyunculuk arasındaki fark dedik. Çünkü tiyatro, biraz zemgirelim işin içine. Tiyatro bir bütün. Dekor, ışık, müzik, seyircisi, yani bunu da ayrı tutamazsın. Genel bir bütün. Hepsi. Evet. Oyunculuk sadece bir alanı. Ve bu biraz daha tabii tiyatro genele dönüldüğü için oyunculukla beraber anılıyor. Tiyatro kamera dönüyor. Önü ve kamera arkası denilen olay gibi mi? Mesela dekor dediğiniz olaydaki arkadaşlar daha çok biraz arka planda kalan isimler mi? Oysa ki o sahnenin tasarımı da bir şekilde önemlidir değil mi? İlla ki zaten sahne olmazsa, o dekor olmazsa önünde oynayamazsın. Sen oranın bir parçası olamazsın. Nasıl ki insan olarak doğanın bir parçasıysak ve dışarıda bir beraber gittiğin, yürürken bir ağaç senin ağaçla bağ kurabiliyorsan, bazen oradan geçen bir kazaya tanık olabiliyorsan, bu insan olarak doğanın bir parçası olduğunu gösterir. Sahnede de oyuncu olarak sen dekorun, müziğin, ışığın, yani bir bütünsünüz. Bir bütün olarak bir parçasın. Ha, şeye değinmek istiyorum, buraya yazdım da. Yetenek kısmına değinmek istiyorum. Yetenek yani olmazsa denildi de olmazsa. Evet. Aslında var. Herkeste var. Sadece yaşananlar. Onu ortaya çıkarmak mıdır? Tabii. Evet. Çünkü ne kadar bastırırsak o kadar gizli kalıyor. Bu da zaten amacımız da bu. Buradaki aslında insanlara... Hayat da bir tiyatro değil mi? Hep bu klasik cümle kullanılır ama ben buna da inanıyorum. Şimdi hani bizim aile içerisindeki rollerimiz, sosyal rollerimiz ve bütün çevresel rollerimize baktığımız zaman ya da statülerimizin getirdiği roller, hepimiz aslında iyi bir oyuncuyuz değil mi? Evet, şöyle bir şey var. Bir de hani hayatın içinde ne kadar çok şey yaşarsan o kadar aslında iyi oyuncusundur. Zaten ayrılıklar insanı olgunlaştırıyor ya da yaşadıklarımız insanı olgunlaştırıyor. Ne kadar olgunlaşırsan o kadar duygularını, düşüncelerini, coşkularını anlatabilirsin ve istek ve arzu doğrultusunda. Ne kadar istekliysen o kadar. Bir yerde okumuştum, bir psikologun bir yazısı, insanlar nötr doğar diyor. Nötrdür ve o nötr doğrultusunda yaşadıklarıyla beraber insanlaşmaya başlar. Yani herkes karakterini yaşadıklarıyla belirler. Kültür de dahil olmak üzere. Zaten Salih değindi ona. Yaşadıklarımızdan ayrı bir de kültürümüz de var işin içinde. Buradaki adamın kültürü başka, Ankara'dakinin başka, İstanbul'dakinin başka, şehrin de sana yüklediği. Peki bir tiyatrocu bunu yansıtmakta mı? Getirdiği birikimleri yansıtmakta mı? O doğaçlama dediğimiz sanırım olaylarda ortaya çıkmakta değil mi bu yansıyış? Derine inmekte. Doğaçlama daha yüzeysel geçiniliyor. Üzerinden sadece anlatılmak istenen anlatılıyor, budur. Ama oyunculuk anlamında daha derine inmen gerekiyor. İşte oyunculuğun temel babası diye tarif edilen Stanislavski'nin kitabında buna çok güzel değiniyor. İmgelem dediğimiz. Hayatımızda muhakkak yaşadığımız şeyler var. Ve imgelemlere başvurmak zorundayız. O duygu, düşünceler, şu bardak burada bir anlam taşımayabilir. Senin için bir bardaktır bu. Ama bunu bir başka sanatçı da başka görebilir, yaşayan da başka görebilir. O biri için eğer bir sorun olmuşsa, söz gelimi aileden birinin boğazına kaçıp o orada bir ölüme sebep olmuşsa, onu başka bir şey olarak görüyor yaşayan. Ki o yaşayış ve birikimler bunu etkilemekte, o imgelemeleri de etkilemekte bir şekilde. Aynen öyle. O yüzden yetenekten çok yaşamak. Hayatı ne kadar gerçek tarafıyla yaşarsan o kadar iyi tiyatrocusun mu demekti, oyuncusun. Sanatçısın ya da diyelim o zaman. Çünkü sadece o duygu yetmediği için aktarmak, bu anlatmak zorunda. Bu cümleler oradan mı yola çıkılmış? İşte yaşamak bir tiyatrodur, yaşamak sanatı. Bütün bunların sanırım özünde sanat vardır, tiyatro vardır değil mi? Tiyatro hayatın ta kendisidir. Yani yaşamımızdan ayrı düşünemeyiz. Hani onu bir tamam sanat dalı ama yaşamın içinde bir sanat dalı.
Yaşayan bir sanat dalı. Yaşamın kendisi zaten bir sanat dalı aslında. Bunu daha önceki konularımızda mesela değindiğimizde Tanrı'nın eseri hani insansa insanın eseri de sanattır. Yani bu kadar yaratıcılık noktasında büyüktür ve kutsaldır. İnsanın tabii ki güzele veya iyiye ulaşması noktasında sanat ciddi noktada bir araçtır. Bu aracı iyi kullanmak veya kötü kullanmak da işte o insanın elindedir. Biz genelde bu iyi yönünü biraz daha ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten yaptığımız mücadele de bu. İyi olan üzerine bir mücadele yapıyoruz. Ve sanat çalışmalarımızda biz şunu da gördük. Yeri gelmişken örnek vereyim. Belki toplumun dışladığı insanlar sanatla tekrar topluma kazandırılabilir. Rehabilite olayında tabii özellikle ki. Değil bunu mi? Bunu geçmişte evet. Birçok alanda uyguladık. Yani hırsızlık, bıçakla yaralama gibi toplumsal suçlar sanatla tedavi edilebiliyor. Ama toplum olarak biz halen sanatın o etki gücünün farkında değiliz. Belki çok yüksek meblağlarda ücretleri farklı alanlara aktarıp buna önlem almaya çalışırız ama bu noktada başarılı olamayız. Fakat bizim mesela kendi atölyelerimizde çıkan sonuçlar ki bunları biz psikolojik yönden de değerlendiriyoruz. Sadece bir sanat eğitimi olarak değerlendirmiyoruz. Ciddi anlamda bu branşta birikimli olan arkadaşlardan bu noktada da faydalanıyoruz. Ve yaptığımız çalışmalar cidden bunun sonucunu gösterdi. İlla ki iyi bir oyuncu olmasına gerek yok. Ya da oyunla ilgili, tiyatroyla ilgili olmasına gerek yok. Fakat bazen o seyirci koltuklarında yerlerini aldıklarında iyi bir izleyici de olabiliyorlar. İyi bir izleyici zaten toplumu da iyi izler. Sadece sahneyi değil. Sahneyi iyi izleyen seyirci toplumu da iyi izlediği zaman analizlerini doğru yapar. Empati kurabilir en kesinlikle. Başta değil mi? Zaten çağımızın sıkıntısı, bu şiddet olaylarının sıkıntısı karşı tarafın yerine kendimizi koyamıyoruz. Kesinlikle. Empati sıkıntısı olarak değerlendirilebilir. Şeyden bahsediyor, Nietzsche'nin Tragedyanın Doğuşu diye bir kitabında zaten tiyatronun en temelinde yine antik Yunan'da tragedyalardan doğmuştur. Dionysos şenliklerinden. Tragedyanın doğuşunda şöyle bir şeyden bahseder. İdeallardan bahseder. İdeal. İdeal onun kavramıyla yaşanılan anlar ve işte sanat dedik ya yaşamın içinde. Yaşanılan anlar. Bir de özel anlar vardır. Sen bu özel anları alıp anlatabildiğin sürece o ideallere ulaşmış oluyorsun. Zaten biz hayatın kopyasını aktarmaya çalışıyoruz. Yani bunu gerçekçi tarafı var, bir de düşünce tarafı var. Ya da belki herkes kendi ütopyasını orada yansıtabilmekte değil mi? Bir ütopya vardır, bir idealizm vardır. İşte oradaki devreye giriyor. Yani diğer noktada evet, çünkü insanın yaratıcı tarafı var. Olmak zorunda. İnsansak eğer bu yaratıcı taraf ortada olmak zorunda. Yaratıcılık da zaten sanatı beraberinde getiriyor. O yüzden sanatın toplum üzerinde, yani Salih'in değindiği toplum üzerindeki o değişim faktörü çok önemli. Evet. Biz genel olarak zaten değinmek istediğimiz nokta o. Yaratıcı tarafı ön plana çıkartabilmek. İnsan olmanın değerlerini, o insani değerleri ortaya çıkarabilmek. Burada hep barış diyoruz, kardeşlik diyoruz, işte savaşlar bitsin diyoruz, birbirimizi anlayalım diyoruz. Sanırım tüm bunlar için tiyatro gerekli. Tiyatro sanat gerekli. Sanatın her bir alanı. Sanat diyelim, yani bu sadece tiyatro değil. Heykel, müzik, resim. Sanatla müzik. Gerçekleştirdiğimiz idealler. Çünkü kendi duygu düşüncelerini, kendini ifade edebildiğin sürece aslında çok basit bir nokta var temelinde. Ben burada Salih'e derdimi anlatamadığım yerde artık dolmaya başlıyorum. Belki onu bir şiirle artık değil mi? Artık belli bir yerden sonra anlamıyorsun beni veya anlatamıyorum. Anlamıyorlar. Eskiler bu cümleyi çok fazla duyuyoruz. Eskiler bunu taşlamayla yapardı değil mi? Edebiyatta taşlamalar vardı. Onu bir sahnede vardı. Yapıyorlar. Yapılıyor mu o tarz? Peki tiyatrodaki ismi var mı? Böyle bir isim var mıdır yine? Hani tiyatroda karşılıklı atışmalar böyle bir... Durum yani, söz konusu mudur? Var. Zaten söylediğin gibi taşlamayla yapıyoruz. Yani birbirimiz ama aslında ona değil onun karakterine yapıyorum. Yani bir zayıf karakterse yeriyorum. Eğer özel karakterse övüyorum. Zaten yaratıcılık dedik ya. Orada bir doğaçlama şeklinde tabii ki, ortaya tabii. çıkmakta. Ve burada paslaşarak gitmek zorundayız. Peki çok keyifli bir sohbet. Eminim izleyenlerimiz de keyif almakta ekranları başında. Çünkü sanattır yaşamın ta kendisi ve bu keyifli sohbete kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızdayız.